Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Birazdan yükseldim. Öncelikle zihniniz biraz dinlenmesi açısından birkaç şey paylaşmak isterim. Yani literatüre bağlı kalıyoruz. İşte amcanın dediği gibi Tanrı kelimesi falan kullanıyoruz. Bu bağlamda ben de tebliğimi yazarken cidden çok sıkıldım. Hep Nursi, Nursi, Nursi böyle. Çok sıkıldım. Sanki asker arkadaşımdan bahsediyormuş gibi. Edebiyat profesörü bir abimize vermiştim incelemesi için. Normalde ben şöyle ifadeler kullanmıştım. En yetkili üstad, keşşaful hakikat, ekmelül ulema veya İmam Şafii rahimehullah gibi ifadeler kullanmıştım. Hepsini çizmiş. Dolayısıyla şimdi ben de birazdan hep Nursi Nursi diye bahsedeceğim. Artık şey edersiniz. Bu bağlamda bir de Allah kelimesi özel bir kelime. Dolayısıyla hiçbir dile tercüme edilerek kullanılamaz. Dolayısıyla God veya Tanrı kelimeleri kullanmak bu arada hemen araştırdım. Caiz görülmemiş. Fakat Tanrı kelimesi veya ilah kelimesi herhangi tazimi ifade eden bir kelimeyle yani Teala ile birlikte kullanılırsa caiz görülmüştür. Dolayısıyla bu gibi şeyleri aşmamız gerektiğine inanıyorum. Bu tarafa cihaz bu tarafa. Evet. Şeyi açmayı unutmuşum heyecandan. Şöyle bir genel giriş yapacağız. Sonra hikmet ve Kur'an-ı hikmet kelimelerine bir değineceğiz. Bilgi, felsefe, bilgi. Hikmet ve felsefenin karşılaştırılması. Daha sonra Risale-i Nur'larda hikmet, Kur'an-ı hikmet ve felsefi bilgi, felsefenin karşılaştırmasına değinip sonuç ve önerilerle bugünkü paylaşımımızı bitireceğiz inşallah. Şimdi hepimiz bilgi çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla Hasan amcanın da, Ayşe ablanın da, benim de hepimizin birey ve fert toplum olarak bilgi ve hikmetle mücehhez olmamız lazım. Dolayısıyla burada sadece bilgiyle mücehhez olmak yetmiyor. Aynı zamanda bilginin kaynağı da bizim için çok önemli. Sahih kaynaklardan bilgiyi edinip doğru bilginin kullanımı bu açıdan çok önemli. Zaten bilgi edinmekteki amaç neydi? İnsanın hakikati kavraması, daha özel bir amaç olarak sahip olduğu bilgi sahibini Hakk'a yakınlaştırmalı. Dolayısıyla bu bağlamda biz felsefi bilgi ve hikmetin karşılaştırmasını önemli buluyoruz. Zaten bugünkü şartlarda iyi insanlara düşen en büyük vazife kemaliyle doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenmek, bunları öğretmek, yine kemaliyle tatbik edip tatbik ettirmek olmalı. Dolayısıyla bu tebliğde Risale-i Nur'larda hikmet ve felsefenin karşılaştırılmasını ele almak istiyorum. Çünkü bugün insanları ya hikmet yoluyla ya felsefe yoluyla bir şekilde bilgi elde ediyorlar. Yani çoğu kavramlarda olduğu gibi maalesef hikmet kavramında da bir sürü kargaşa yaşanmakta. Belki yanlış din anlayışımızın bir sebebi de bu kavramların asıl manalarından uzaklaştırmaları olabilir. Dolayısıyla hikmet kavramının sözlükteki anlamına baktığımızda İslam ansiklopedisinde hikmet, insanların nazari ilimlere edinmek ve akabinde gücün nispetinde iyi işler yapmak şeklinde tanımlanıyor. Yine Kur'an'da da hikmetin farklı anlamlarda karşımıza çıktığını görüyoruz. Kur'an'ı nasihatler anlamında, ilmi yani vahiy ince anlayış, nübüvvet, incelik ve sırlar ile Kur'an ve sünnet anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. Zaten İmam Şafii Rahimahullah dahil çoğu İslam alimlerine göre hikmetin bir anlamı da pratik olarak sünnet bağlamında kullanılıyor. Said Nursi'ye baktığımızda hikmet kelimesini Said Nursi kuvve-i akliyenin vasat mertebesi olarak tanımlayıp hakkı hak bilip imtisal etmek ve batılı batıl bilip içtinab etmek şeklinde tanımlıyor. Yine bu çok çeşitli eserlerde hikmet kavramını şöyle bir analiz ettiğimde İslam düşünürlerinin şu noktada birleştiklerini görüyoruz. İlim, amel birlikteliği. Bu bağlamda şöyle güzel de bir kelam-ı kibar sarf etmişler. Amelsiz bilgi
abestir, bilgisiz amel hevestir şeklinde bir söz sarf etmişler. Dolayısıyla felsefecilerin tanımına da bakmak istedim. Onlar hikmeti şöyle tanımlamışlar. Güç yettiği kadar beşer kuvvetiyle ilmi ve nazari meselelerde çalışmaktır, faziletli işleri kazanmaktır. Yalnız biz bu tarifte şunun eksik olduğunu görüyoruz. Herhangi bir ilim değil de gerçek ilimleri bilmek ve onunla ona göre hareket etmek hikmet oluyor. Dolayısıyla felsefecilerin yaptığı tarif o gerçek bilgileri, ilimleri bilmek ve onunla amel etmek bağlamında eksik olduğundan noksan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok çeşitli kaynaklardan özetle hikmeti şu şekilde tarif edebiliriz. Bir, faydalı ilime götüren amel ilim olması lazım. İki, faydalı amele pardon. Üç, ilme dayalı olarak ortaya konan faydalı amel ve ilimde ve amelde sağlamlık yani medar-ı istikamet olması gerekiyor. Yani bilgiye baktığımızda yine sözlük anlamlarını hızlıca geçeyim isterseniz. Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla edilen gerçek, malumat veya vukuf olarak dahil değerlendiriliyor. Tabi bilginin kaynağı konusunda birçok yaklaşım söz konusu. Bazıları kaynağı akıl olan bilgi doğrudur, deney olan bilgi doğrudur veya yarar sağlayan olguya, sezgiye dayanan bilgi doğrudur şeklinde tanımlamışlar. Felsefi anlamda bilgiye baktığımızda süzce ile obje arasındaki ilişkiden doğan her türlü ürüne bilgi deniliyor. Dolayısıyla felsefi bilgi, şüphe edilerek başlayan düşünme yolculuğundaki şüphe edilemeyen en son düşünce şeklinde karşımıza çıkıyor. Biraz önce tebliğciler bahsettiler. Bizdeki bilgi ama kesin bilgiydi. Dolayısıyla felsefi bilgide şüphe edilerek bir başlama söz konusu. Aradaki farkı görmek açısından önemli. Dolayısıyla şu ana baktığımızda yani bugün baktığımızda hikmet, bilginin hikmetten soyulduğunu ve modernitenin tahakküm eden aracı haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla günümüzde insanın bilgiye bakışı seküler ve istifadecidir. Dolayısıyla yani şu an bilginin modernitenin tahakküm eden aracı hale dönüşüldüğü görülmektedir. Aslında biz neyi arzuluyoruz? Yani bilgi ahlakı olarak bireysel olarak benim sormam gereken soru şu, ben bilgilerimle nasıl yaşamalıyım? Yani tüm insanlar açısından düşündüğümüzde bizler bilgilerimizle nasıl yaşamalıyız sorusunu sormamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bilgilerin bilinçle yaşandığı, sorumluluklarla yaşandığı bir dünya arzuluyoruz. Yani bu bağlamda bilebilmek, bilgiyle ahlaklı olabilmek, insan olabilmek demektir. Dolayısıyla bildiği halde bilgisini yaşayamayan insan tabiri caizse bilebilmeyen insandır. Dolayısıyla biz şu an dünyada bilebilmeyen insanların çok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla hem bu dünyada veya hem bu dünyaya hem ahiret hayatını hazırlayacak olan faydalı ve en doğru bilgiye bizim bir şekilde ulaşmamız lazım. Hikmet ve felsefenin karşılaştırmasına geldiğimizde günümüzde hem İslam aleminde hem de Avrupa'da felsefe ve hikmet kavramları çoğu kez eş anlamda kullanılmakta. Fakat aslında hikmet ve felsefe terimleri arasında çok köklü farklılıklar söz konusu. Mesela felsefenin mutlak akıl bilgisini kullandığı, buna karşın hikmetin ise ilahi kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Yunan filozoflar da bunu itiraf etmişler. Yunan filozofları hikmet her şeyi bilmek anlamına geldiği için ancak Allah Teala, onlar da Tanrı diyorlar, hikmet sahibidir. Biz ise hikmete sahip olamayız ancak hikmeti sevebiliriz. Yani filozofya veya hikmeti sevebiliriz demişlerdir. Şimdi Üstad ise Risale-i Nur'larda hükema ve filozof arasında kesin bir ayrım yapıyor. Ve çoğu yerlerde felsefe kelimesini beşeri vasfı ile sınırlandığı görülmektedir. Dolayısıyla bu bağlamda her felsefe hikmet olabilir ama her hikmet felsefe değildir. Şuradan yani okumayı sevmem ama bir okuyayım. Amcanın da şeyine cevap olması bağlamında. Risale-i Nur'da da bazen felsefenin ilmi hikmet dedikleri gibi
hikmet kelimesiyle eş anlamda kullandığı görülmektedir. Fakat bu Said Nursi'ye ait bir tercihten ziyade geleneksel bir kullanımdır. Nursi bu kullanımı çok tercih etmemekle beraber karşıda çıkmaz. Risalelerde felsefe yerine hikmeti kullanırken veya ikisini bir arada kullanırken cümlenin akışına göre aradaki farkı muhakkak vurgularak kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla hikmet lafzını felsefeye isim olarak kullanmasının filozoflara ait bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Risale-i Nur'da hükema ve filozof arasında da kesin bir ayrım yapıyor. Nursi'nin çok yerlerde felsefe kelimesini beşeri vasfıyla sınırlandığı görülmektedir. Hikmet kelimesi de çok yerlerde hem sınırlandırılmış hem de zenginleştirilmiştir. Eğer metindeki hikmet kavramları doğrudan vahye dayalı bilgi formatını ifade etmiyorsa mutlaka sınırlandırıldığını görüyoruz. Mesela hikmeti Avrupa'ya, hikmeti felsefe, hikmeti fenniye gibi bilerek tercih edilen bir sınırlandırma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zaten üstada göre felsefenin ruhsuz, sönük hakikatleri Kur'an'ın parlak ruhlu hakikatleriyle müsaademe edemez. Dolayısıyla bu bağlamda hikmet bağlamında hikmet geleneğini yaşatma açısından bilgi ya nesnenin öz varlığını ortaya koyan Kur'an-ı hikmet, Nursi'nin ifadesiyle manayı harfi ya da nesnenin fayda varlığını ortaya çıkaran felsefi bilgi, yine üstadın ifadesiyle manayı ismi olarak kullanılabilir. Dolayısıyla manayı ismi olarak bilgi, insanın dünya hayatındaki refahını artırıcı, ihtiyaçlarını giderici ve problemlerini çözücü bir fonksiyon görebilir. Çünkü üstada göre felsefenin hayat-ı içtimai beşeriyeye ve ahlak ve kemalat-ı insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı Kur'an ile barışıktır. Manayı harfi olarak bilgi ise varlıkların varoluş gayelerini ve hikmetlerini anlamamızı sağlayarak hayatımıza derin bir mana katar ve hayatın manevi boyutunu daha tatmin edici bir fonksiyon görebilir. Dolayısıyla bu bağlamda insan felsefi bilgiyi kainata ve eşya ve hadiselere manayı harfi olarak bakabilmek amacıyla kullanması halinde gerçek manada bilginin kendisinden beklenen hakikate ulaşma vazifesini yerine getireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla felsefi bilgi bizler tarafından Allah'a ulaşma aracı olarak kullanılmalı. Fakat her nasılsa uluhiyetin ispatına vesile olabilecek bilgi günümüzde maalesef uluhiyetin inkarına vesile olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda Said Nursi'nin, üstadımızın felsefe ve felsefi bilgiye bakışını en iyi tanımlayan metin şu şekildedir. Metne aşina olduğunuzu düşündüğüm için okumuyorum. İki tür felsefeden bahsediyor burada. Dine hizmet eden felsefe, yani toplumsal hayata, ahlaka, insanın kemalatına, sanata ilerlemeye hizmet eden felsefi bilgi Kur'an'la barışıktır. Diğer yandan her varlığın kendi kendine tesadüfen teşekkülünü savunan felsefi bilgi ise masum değildir. Dolayısıyla bu metinden Said Nursi'nin en genel manada felsefeyi dine hizmetkar olan hikmet ve dine muarız olan materyalist felsefe, yani hikmetten sıyrılmış, soyulmuş felsefi bilgi bağlamında ele aldığını görüyoruz. Yine Üstad Hazretleri dine hizmetkar olarak gördüğü felsefi bilgiyi hikmet olarak adlandırmakta ve onun kural ve kaidelerinden istifade edilebileceğini belirtmektedir. Evet, eski hikmetin hayra az, hurufatı çok, ezhani istidatsız, efkar taklidele mukayyet, cehl avamda hüküm ferme olduklarından selef bir derece hikmetten nehyettiler. Fakat şu an nehyetmenin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Zaten her zamanın bir hükmü olmak gerektir diye bunu destekliyor. Dolayısıyla buradan hareketle Said Nursi Hazretleri'nin felsefi bilgiden, yani hikmetten sakındırmadığını, mutlak manada felsefi bilginin karşısında olmadığını, fakat ilimden çok teferruat ihtiva eden, küfür ve dalalete sebep olan felsefi bilgiye karşı olduğunu söyleyebiliriz. Nursi'ye göre sadece felsefi bilgiyle yetinen kişiyle Kur'an'ı hikmete sahip kişinin mevcudata bakışları arasında da büyük fark söz konusudur.
Kur'an'ı hikmete sahip kişi mevcudata manayı arfi nazarıyla bakıyor. Felsefi bilgiyle yetinen kişi ise manayı ismiyle, yani mevcudata mevcudat hesabına bakıyor ve öyle bahsediyor. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir diyor ve çirkinleştiriyor. Yine Said Nursi Hazretleri'nin dine muarız olan materyalist felsefeye, yani hikmetten sıyrılmış felsefi bilgiye karşı olduğunu tüm risalelerde görmek mümkündür. Birkaç örnek vereyim. Felsefe hakikatin yolunu şaşırmış. Hikmeti Kur'aniyenin karşısında meydan muarızaya çıkan felsefeyi beşeriyenin. Dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Ehli felsefe zındıka hesabına diyorlar ki gibi çok yerlerde üstadın materyalist felsefeye karşı olduğunu görüyoruz. Yine üstad hazretlerinin itiraz ettiği akıl, din ve kalpten bağımsız olarak hak ve hakikati bulma iddiasında olan akıl değildir, akıldır pardon. İtiraz ettiği felsefi anlayışta din ve kalbin yardımıyla hak ve hakikati bulmaya çalışan felsefe değil, din ve kalbi dışlayan felsefe anlayışlardır. Nursi aynı zamanda, evet, o zaman bu metinleri bildiğiniz için geçiyorum. Yani Kur'an-ı hikmetten alınan eğitimle, ahlak eğitimi veya toplumsal hayata nasıl rehberlik ettiği açısından da karşılaştırmaları Risale-i Nur'da görmek mümkün. Ben hemen özetle şuraya gelmek istiyorum. Tüm bu detaylardan sonra, yani şu an çağımızda bütün teknolojik gelişmelere rağmen insanın hayat ve huzurunu sağlanamamaktadır. İnsan bir şekilde bilgiyi elde etmek durumundadır. Dolayısıyla insanın karşısında iki yol var. Ya peygamber yolu, ya felsefe yolu. Ya nübüvvet, ya zulüm yolu veyahut hevai nefs yolu. Dolayısıyla bilgiyi bir şekilde biz elde edip hayatımızı ona göre tanzim etmek durumundayız. Bu bağlamda hikmet ve Kur'an-ı hikmet, felsefe ve felsefi bilgi karşılaştırılacak olursa, hikmetin kaynağı vahiy ve hadis-i şerifler ve din kaynaklı. Fakat felsefe sadece akıl bilgisine dayanmakta. Biz hikmeti veya Kur'an-ı hikmeti Allah'a ulaşma aracı olarak kullanıyoruz. Fakat felsefe, felsefi bilgi Allah'tan uzaklaşma aracı olarak kullanılmakta. Uluhiyetin ispatına vesileyken Kur'an-ı hikmet, felsefe uluhiyetin inkarına vesile oluyor. Kur'an-ı hikmet insanlara mevcudata mana harfi nazarıyla baktırıyor. Felsefe mevcudata mana ismi nazarıyla baktırıyor. Kur'an-ı hikmette önemli olan bilginin niteliğidir. Felsefede bilgi güçtür. Kur'an-ı hikmetin irşadının umumi vahdede ve ahirete baktığını görüyoruz. Felsefenin hususi ve esbaba ve tabiata baktığını görüyoruz. Kur'an-ı hikmette önemli olan bilgi amel birlikteliğidir. Felsefede temel sadece teorik bilgiyle yetiniliyor. Kur'an-ı hikmetin temel gayesi daima kendini gayrına feda etmek. Fakat felsefi bilginin gayesi halkı kendi nefsine feda etmek. Kur'an-ı hikmetle muttasıp olan kişinin semeresi olarak tahabbüb, uhuvvet ve ihtihadı elde edeceğini düşünüyoruz. Diğerinin semeresi hırs ve haset. Prensip bağlamında karşılaştırdığımızda Kur'an-ı hikmet meselenin hak ve batıl taraflarını izah etmeye çalışır. Felsefi bilgi ise tenkit, gizleme, meselenin her tarafına hüküm vermeye çalışır. Kur'an-ı hikmetin faydası bağlamında refaha kavuşuyor insanlar, iç ve dış telkinlerden kurtuluyor. Fakat felsefi bilginin zararı iç ve dış telkinlerden bunalıma girmek, huzursuzluk, zulüm, batıl ikrar ve bozuk fikir gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Kur'an-ı hikmette bilgi üretilmesi ve korunması gereken bir değer iken, felsefede bilgi tüketilmesi gereken nesne olarak görülmektedir. Kur'an-ı bilginin doğuya ait güzel bir kavram olduğunu, felsefi bilginin batıya ait olduğunu görüyoruz. Akıbet bağlamda değerlendirdiğimizde, karşılaştırdığımızda ise Kur'an-ı hikmetle yaşayan kişinin akıbetinin Allah'ın rızasını amaçlayarak dünya ve ahiret saadetini elde edeceğini, felsefi bilgiyle yetinen kişinin ise Kur'an-ı hikmetten soyulmuş, sıyrılmış ve ona göre yaşanmamış bir hayatın akıbetinin ebedi azaba müstahak olacağını düşünüyoruz. Bir de buraya almamışım, şeyde yazmıştım. Kur'an-ı hikmette esas gaye ahlaki ilahiye ile mutasif olmaktır. Diğerinde teşebbühü bil vacip, yani vacip vücuda benzemek vardır ki hulul ve itaatin önünü açmaktadır. Dolayısıyla kısaca sonuca geliyorum.
Süreniz bitti. Bir cümleyle özetlerseniz. Bir cümleyle özetleyeyim. Şu soruyu ben hem kendime soruyorum hem size soruyorum. İki cihan saadetini elde etmek istiyor muyuz? Evet. Cevap evetse bunun cevabı da var. O zaman Kur'an-ı hikmeti Risale-i Nur yoluyla elde edelim ve hayatımızı ona göre tanzim edelim diyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mehmet Burak Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir